Yüzünüzü seveyim, biraz yavaş yürüyün ya. Ne? Eminsin değil mi oğlum burası olduğuna? Baştan 6. sokaktaki 2. ev. Şurası sokak. Vallahi şu galiba. Aynen şu karşıdaki. Şu mu? Aha. Bak kimleri gel. Anahtarı takarız, açarsa burası durur. Ne bileyim. Değil mi? He. Al bakalım anahtarı. Cebinde mi? Yok, kamera. Oğlum burada değil bak. Oğlum tamam burada. Hadi de. Ayağına bastın ya. Atım, özür yavaş ama. Lan yavaş. Geç. Ay odamız çok güzel. Fena değil. Ne? Giriş nerede oğlum? Panjurların açılması lazım. O da içeridendir muhtemelen. Büyüyorsun beni ya. Güzel. Müsaade eder misin? Geç. Yüksek müsaadenizle. Kolay gelsin şekerim. Sağ ol. Oğlum bana niye kızgınsınız lan? Sanki biz bir şey yapmıyoruz, Allah Allah. Oğlum basıp durmuş oralar. Ya tamam. Gibi şey yapıyorsun ya. Şimdi biz her altı böyle çekecek miyiz? Oğlum olay durumu savcıya ispat etmek değil mi? Ben çekeyim de belki bir şey yakalarız. Yalnız sağlam kanıt istiyorsak sadece ses kaydı etmeyecek, biliyorsun değil mi? Kaç kamera kuracaksın eve? Ya bir bu var, bir kameram daha var. Mikrofonlar var. Kartlar falan. Telefonla çekeriz bir şeyler ya. Yalnız abime görüş gününe gittiğim zaman şu karşılık komşudan bayağı kıllandığını söyledi. Oradan bir şey yakalarsınız falan. Ne yapsak, onların evine bir telefon kamera mı yerleştirsek? Ya oğlum mal mısın sen? Yakalanırsak kıçımızdan tavana asarlar bizi ya. Yakacağım mı oğlum sen hepimizi? Ne bileyim, adam anlatırken bile tırstım amına koyayım. Yani akıl hastası olması lazım böyle şeylere inanması için ama yani psikiyatri raporunda da kısa süreli şok haricinde herhangi bir negatif ibare yoktu yani. Türkçe konuşalım hani. Yani diyorum ki abinin akıl sağlığı gayet yerinde. Zaten öyle olmasa şu an koğuşta değil, tımarhanede yatıyor olurdu. Ya şimdi size bir şey diyeceğim de komik gelecek. Şimdi böyle çekiyorum. Hani kameranın önünden böyle beyaz bir şey falan geçse ispat olmaz değil mi? Sence abi? Ne bileyim, bence olmaz. Tabii canım.
bu görüntüdeki şeyi sizin organize etmediniz ne malum diyebilir bence. Ben olsam ben dedim. Ya sahile falan mı gitsek ya? Kafamız dağılır. Güzel olur. Kafa mı kaldı? Bugün sakin geçti. Saat 1:30. Lap demiş bana da saçma geliyor. Ama umudumu kaybetmek istemiyorum. Belki bir şey yakalarım. Neyse ben gidip şunları bakayım. Belki uyumamışlardır. Uyudunuz mu lan? Yok gel kanka. Eyvallah. Uyuyacak mıydınız? Yok kanka bu saatte uyumaz ya. İyi. O zaman yapalım mı mor ışık falan? Bir tarayalım ortada. Yapalım. Zaten onun için gelmedik. Durun bekleyin ben de geliyorum. Getirdim ışıkları. Ha, ışıklar. Ben nerede? İçeride miydi? Ya içerideydi galiba ya. Ozan, şu tarafa doğru gitsin mi aşağıya? Ben baktım. Yok abi hiçbir şey. Ama orada temiz. Yine bakalım her yere de. Ne bakıyorsak sen. Yok burada bir şey hadi gel. Valla Erik nasıl yok lan burada bir şey. Duvara bakacak mısın? Ne? Kolumda bizim odaya bakmaya gerek var mı? Yok canım ben baktım bunlara. Hiçbir şey görmedim. Şu tarafa bakalım hadi. Gözünle göremezsin onu ya. Işık da bakalım. Bunun yok işte temiz ya. Mutfağa doğru bakalım. Aynen. Bildiğiniz yere bakalım abi. Buraya hiç karıştırma. Ya kanka, yani buraya bakıyoruz da yukarıda 2-3 oda atladık. Buralarda baksak mı? Üst katta ekstra bir şey var mı diye baktık kardeşim. Yani yoksa davaya ben girdim zaten biliyorsun. Sayın savcım, bu kayıtları izlediğinizde de göreceğiniz üzere olay yeri ekibi tüm kan izlerini ortadan kaldırmış durumda. Ama biz cinayetin burada işlendiğini biliyoruz. Bir dakika. Ne cinayeti lan? Olay yani oğlum işte. Olay. Eyvallah. Anlıyorum kardeşim. Anlıyorum ama böyle yaparsan bu iş çözülmez. Nasıl çözülür amına koyayım? Adamı tanımıyormuş gibi konuşuyor. Allah'ım karıncayı bile incitmez. Ya biliyorum. Hı-hı. Biliyorum kardeşim ya. Belki cinnet geçirmiştir. Ha? Ergün'ün işini bilmiyor musun sen? Ya siket Ergün'ün ya. Oğlum aralarında bilmediğin bir mevzu vardır belki. Ulan adamın hem avukatısın hem arkadaşısın. Hadi sen anlatmadı bana niye anlatmasın? Nereden bileyim lan bilmiyorum işte. Var bir bok bu işten bu. Sikeceğim artık ya. Ya bir sakin olur musunuz ikiniz de? Ozan! Toprak bence tek kameraya yetmeyecek ama. Yeter abi yeter. Alırım bunu bütün odalara koyarım. 10 gün çekerim, 10 gün burada kalırım. Yaparım bir şey. Hadi gidin siz yatın. Ya Toprak. Hadi. Hadi gel Ozan yatalım biz de. Bir şey olursa seslenirsin bize.
Zahmet olmasın. Zaten o yüzden buradasınız. Artist. Hadi bakalım Ozan efendi, buna ne diyeceksin? Ozi! Hey baba, ben sana ne dedim? Ozan! Notaya git, evrakları getir, ben imzalayacağım dedim ya. Ya baba, avukat olan ben miyim, o mu? Ozan! Tamam baba, ben seni sonra arayacağım, tamam? Hadi görüşürüz, hadi bay bay. Ne oldu lan? Yukarı bir gelsenize. Hayırdır inşallah. Ne oldu oğlum? Hayır, hayır. Biz kahvaltı yaparken kayda ben girmedim. Ne Bu görüntüyü kim koymuş buraya? Baksana dolmuşuz. Ozan. Görüntülerle mi oynadın lan? Ulan görüntülerle oynasam saçlar hareket eder mi? Baksana. Siktir. Toprak. Kanıttan bahsediyoruz oğlum ya. Bunu savcıya gösterip ne diyeceğiz? Ergün Yeşim öldürmedi işte, ispatı mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bir şey olursa seslenirsiniz. Nasıl? İyi geldi mi? Seni uzun zamandır böyle mutlu görmüyordum lan. Hayırdır inşallah. Niye mutlu olmayayım? Delil topluyorum işte. Sen böyle ol da. Bunda mı girdin oğlum? İçerisi tam ısınmadı. Çıkartır. Ozan. Hı. Dün konuştuğumuzu yapacak mıyız? Komşuları mı diyorsun? Aynen. Oraya bir yoklayalım derim. Belki bir şey biliyorlardır. Olur. Yalnız biz mi oraya gideceğiz, onlar mı buraya gelecek?
Fark etmez. Akşam çağıralım işte oturalım. Babaylar. Abimin anlattığı şeyleri biliyorlarsa bomba şeyler çıkar onlardan. Bak oturur konuşuruz. Ama sen sinirli sinirli konuşma milletle. Tilbe'yle bana bırakacaksın, anlaştık mı? Haklıyken haksız duruma düşmeyelim sonra. Anladık, anladık, tamam. Sıka. Paniğe açık mı? Anladım açık. Kuzum burası da açık. Yani bu şekilde düşünüyoruz tabii, sizin için de uygunsa. Olur tabii. Yani böyle kamera falan biraz garip ama anladım ben sizi, problem yok. Bir yardımımız dokunabilirse ne mutlu. Çok memnun oluruz. Peki biz mi size gelelim, siz mi bize gelmek istersiniz? Nasıl yapalım? Fark etmez. Siz bize gelin. Hem ev hakkında sormamız gereken bazı şeyler var. Yemek de yeriz. Tabii yani sizin için de bir mahsur yoksa. Yok. Müşteri olun lütfen. Bir saate eşimle geliriz. Çok memnun oldum Bulut Bey. Yemekte görüşmek üzere o zaman. Tabii görüşürüz. İyi akşamlar size de. İyi akşamlar. Çok sağ ol. Hallettiniz mi lan? Oğlum gözünü seveyim, biraz sakin ol tamam mı? Adamı sıkıştıracak şeyler sorup durma. Oğlum tamam anladık. İnşallah yani. Allah Allah. tanıştırayım. Eşim Ece. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun siz. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Yemekten çok güzel gördüğünüz için. Ozan Bey, bunlar hassas mevzular. Olay yaşanmadan önce çok sık kavga etmeye başlamışlardı. Biz onları daha önce hiç bu şekilde görmemiştik. Aslında yardımcı olmaya çalıştık. Ama karı koca arasına girmeyi de uygun bulmadık. Peki birbirinizi ne kadar süredir tanıyordunuz? Hayatım, ne zaman aldılar burayı? 2 yıl önce falan. O zamandan beri tanışıyoruz. Bu kavgaların sebeplerinden daha önce hiç bahsettiler mi size? Ben bir kere Ergün'e soracak oldum. Ama konuyu değiştirdi. Öyle olunca üstelemedim. Ece Hanım, peki ya siz son zamanlarda eşimde bir değişiklik fark etmiş miydiniz? Yani nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Biz eşimle birbirimizi çok severdik. Buraya geldiklerinde de çok sık görüşürdük. Ama son zamanlarda eşim çok içine kapandı. Çağırdım gelmedi. Ben geleyim dedim kabul etmedi. Dışarı çıkalım dedim, o da olmadı. Yardım etmeye çalıştıkça uzaklaştı benden. Aslında o kadar hayat dolu bir kızdı ki hala inanamıyorum. Böyle olacağını bilsem izin verir miydim hiç? Nur içinde yatsın. Kahvelerinizi nasıl içersiniz? Şekersiz lütfen. Ece Hanım siz? Şekersiz. Şeker... O da şekersiz. Peki. Çok sağ olun. Kusura bakmayın lütfen. Estağfurullah. Siz böyle her şeyi çekiyor musunuz? Ya belki bir kanıt yakalarım diye çekiyorum. Şüphelendiğiniz bir şey mi var? Bulut Bey, Toprak ve ben Ergün'ün bu durumda olmasını içimize sindiremiyoruz. Bakın bu adam benim çocukluk arkadaşım ve müvekkilim. Yani onu çok iyi tanıyorum. Onun böyle bir şey yapacağına ihtimal dahi vermiyoruz. Yani evet, kulağa biraz tuhaf gelecek biliyorum ama nasıl söylesem, kendisi bu evin büyülü olduğunu düşünüyor. Ama bu tabii ki savcılık için geçerli bir sebep değil. Büyülü. Ya da cinli. Cin?
Belki. Ya, olay cinayet gibi görünüyor. Ama aksini ispat edecek delillere ve görüşlere ihtiyacımız var. Bakın böyle büyümüş cinmiş bu tip şeylere inanmam ben. Ama açıkçası Ergün'ün katil olduğuna ben de ihtimal vermiyorum. Anlaştık değil mi? Kahveler geldi. Oh, sağ ol hayatım. Konuşturabildin mi kadını? Ya çok konuşamadık o ara. Kadın masada söyledi ya Yeşim'le iyi anlaşırdık diye. Ölüm konusu geçince kötü oldu biraz. Ben de yarın devam eder istedim. Ne? Kışın buralar epey sakin oluyormuş. Herkes yazlıkçıymış çünkü. Ergün de bundan istifade buraya bir kadın getirmiş. Yeşim de bunu öğrenince kıskançlık krizleri başlamış. Toprak inanmaz diye masada söylemek istememiş kadın. Oğlum bu adam mal mı? Karısı varken neden başka bir kadın asın diye? Asıl sen mal mısın? Kışın diyor, kışın. Ergün'ü iyidir, hoştur ama böyle bir şey yapmış olabilir. Yeşim buraya son gelişinde bu evde bir şey var, bu evde bir şey var deyip duruyormuş. Hep o kadın yüzünden diyormuş. Yani eve başka birinin geldiğini anlamış. Ergün'ün çok üzerine gitmiş. O da bir anlık cinnetle böyle mi olmuş diyorsun? Bilmiyorum. Ulan hadi dostlu arkadaşlığı geçtim. İnsan avukatına böyle bir şey söylemez mi? Acaba daha neler var bize söylemediği? Evde sesler duyuyormuş. Kim? Yeşim. Nasıl yani? Evde garip garip şeyler oluyormuş. Ya işte orada kesildi konuşma. Yarın ortalık sakinken devam edelim dedi. Bu kadının kocası Bulut mudur nedir? Biraz ters bir adammış. Ece'nin uzak durmasını istiyormuş bu konudan. Acaba ses rüzgarla beraber mi geldi lan? Ha? Burada horluyorsun herhalde. Bundan başka bir şey yakaladın mı? Yok, tabii bu var.
Sen de Allah'ım biraz sahile çıkarım seni gel. Olur. Abi! Tamam. Geldim. Tamam. Defalca bir dedin Esmer. Tilbe nerede lan? Dışarıda. Ece ile konuşuyor. Kız senin bir ayda yapamadığını iki günde yaptı. Helal olsun valla. Kanka yanlarına gitsene sen. E beraber gidelim. Ya kel kıllanmasın işte. Sen önden git, ben gelirim arkadan. Hadi. Sen bilirsin. Boşum yakmak istiyor belli. Bence eve bu konuda uzman birini çağırın. Var mı öyle bir tanıdığınız? Var da. Müsait midir bilmiyorum ki. Bir konuşmam lazım. Nasıl peki? Güvenilir birisi mi? Tabii yıllardır tanıyorum. Daha önce bu tür olayları çözdüğüne de şahit olmuşluğum var. Hatta yeşime de söyledim zamanında ama dinlemedi beni. En azından evde ne olduğunu söylerdi bize. Demek siz de evde doğaüstü bir şey olduğuna inanıyorsunuz öyle mi? Yani bu kadar iyi bir aile böyle kısa süre içinde bu noktaya geldiyse insan şüpheleniyor. Hem bilen birine danışmaktan ne zarar gelir ki? Toprak. Olur olur. Ece Hanım, bizim yerimizde siz konuşur musunuz? Yarın erkenden arayayım, haber ederim size. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu konuştuklarımızdan eşimin haberi olmazsa... Tabii ki. Siz hiç merak etmeyin. Teşekkürler. Sağ olun. Bebişko. Canım. Sende uyur gezerlik var mı? Yo, ne alaka? İyi, sordum. Pazi nerede? Mutfakta olması lazım. Ne diyorsun sen ya? Aman akıllı mı?
inşaatına biri bebek mi bırakmıştı, o ses oradan geliyor diyeceğim de. O ses oraya gitmez ki. Rüzgar mı gitti? Burası da sakat ya. Yok, burada ses oraya gitmez. O da gider ama o kadar net gelmez. Aşağı bakalım. Yatmadın mı oğlum sen? Neredesin amına koyayım? Biraz etrafı dolaşacağım ben, okey? İyi, biz yatıyoruz. İyi geceler. Trip atıyor. Nereye gidiyor burası lan? Ben gitmeyeceğim. Kesin kapalıdır kapısı. Hayret. Acaba Ozan'a izletmediğim görüntüler için kaç yıl yerim? Yerim yol isterdim. Günaydın Pampa. Günaydın. Suya ne bakıyorsun? Girsene. Çok soğuk lan. Ben de olsam yeni almışım. Tülbe nerede? Ece ile buluştular. Kadın almaya gideceklermiş. Ha, iyi. Atla. Dur bakayım. Fırat'ın leş. Al oğlum ya. Hadi yürü.
kahve değil oğlum. Bu arada ses geldi demiştiniz siz. Evet, geldiğimizin ikinci günü yukarıda bir yerlerden kapı kapanma sesi geldi ama çıktık baktık bütün kapılar açıktı. Çıkabilir miyim? Tabii tabii, buyurun. Dediğim gibi, geldiğimizin ikinci günü şuralardan bir yerden kapı kapanma sesi geldi. Ama çıkıp baktığımızda bütün kapılar açıktı. Başka? Başka? Toprak bazı garip sesler kaydetti. Ve bu seslerin içinde bebek ağlaması da vardı. O sesleri dinlersem iyi olur. Ayrıca çektiğiniz görüntüleri de izlemek isterim. Olur tabii. Ama ondan önce müsaadenizle evi dolaşmak istiyorum. Buyurun, buyurun. Girebilir miyim? Tabii. Uğraştığımız şey temel olarak bu evle bağlantısı olan bir şey. Çok yoğun bir negatif enerji var. Ama bu salt bildiğiniz türden enerji değil. Bir bilince sahip. Buna ben ziyaretçi adım veriyorum. Bununla mücadele etmenin yöntemlerini bildiğini iddia eden insanlar tanıdım ve duydum. Duyduklarımın ne kadarı doğru bilemem. Ama tanıdığım hiç kimse hayatta değil. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Görüntüler hazırsa bakabiliriz. Olur, bakalım. Buyurun. Senin bu insanlarla ne işin var? Yardım etmeye çalışıyorum. Ne oldu ki? Bulut'un burada olduğundan haberi var mı? Cevabını bildiğin soruları sorma. Ece! Esma! Bak tamam haklısın da, Yeşim'le iletişim kuramaz mıyız? Ne yapmaya çalıştığını biliyorum arkadaşım. Ama beni bu işe dahil edemeyeceksin. İkimiz de bundan uzak duracağız, anlaştık mı? Anlaştık. Seslerden hiçbir şey anlaşılmıyordu. Bize ne anlatmaya çalışıyorlar? Genellikle doğaüstü varlıkların enerjisiyle insanoğlunun geliştirdiği semitik diller tını olarak uyum gösterir.
Bu yüzden sizinle iletişime geçmek istediklerinde bu dillerden birini kullanırlar. İçeride bulunan ziyaretçinin çok eskilere dayandığını söyleyebiliriz. Şöyle ki. Ziyaretçilerin gücü ve etki düzeyi aynı zamanda onların tarihini de ele verir. Taze veya köklü olduklarını duyumsayabiliriz. Buradaki ziyaretçinin iletişim yöntemi çok eskilere dayanıyor. Çünkü bu modern İbranice değil. Daha çok Paleo İbranice ya da Aramice'ye benziyor. Öte yandan taze olanı simgeleyen, bir nevi geleceği müjdeleyen bebek sesi. Başka bir mesaj verme dürtüsüyle ilgili. Bakın sadece bu kadarını söyleyebilirim. Zaten daha fazlasını çözmek demek ona istediğini vermek anlamına gelir. Her türlü iletişimden sonuna dek uzak durmaktan başka çare yok. Görüntülerin hepsi bu kadar mıydı? Evet, bu kadar. Tekrar soruyorum. Hepsi bu kadar mıydı? Yani bu kadar. Ama ben yine gece yatmadan kontrol ederim, sorun değil. Bir şey bulursam haber ederim size. Lütfen dikkatli inceleyin. Söylediklerimi düşünerek inceleyin. Bana kalırsa bu evden hemen uzaklaşın diyeceğim. Ama Toprak Bey'in durumunu bildiğim için böyle bir zorlama yapamam. Sonuçta ben olanı söylerim. Olacaklara hükmedemem. Kararsızım. Esma Hanım, çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetli. Çok sağ ol. Rica ederim. İyi akşamlar o zaman. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Şimdi eşim çok kıskanç bir kadındı. Ve evdeki kötü enerji onu delirtti, öyle mi? Kötü enerjiden bahsederken ziyaretçi diye bir ifade kullandı aslında. Ama evet, ben de öyle anladım. Ergun'un yeşimden gezi buraya getirdiği kadın büyü gibi bir şey yaptı demek ki. E ona çıkıyor bütün yollar. Gözünüzü seveyim abim, yapmaz öyle şey. Arkadaşı falan olamaz mı? İlla başka türlü mü olması lazım? Belki de dediğin gibidir de kadın seviyordur Ergun'u, ne bileyim. Aşkına karşılık bulamamıştır belki. Hırs yapıp büyü işlerine girmiştir. Ece'nin de dediği gibi o kadın yüzünden deyip sayıklıyormuş yeşim. Abi bu kadın her ne atsa onu bulmaya mı çalışsak? Belki bir şeyler çıkartırız. Hatta mahkemede yeni tanık olarak bile kullanabiliriz. Ben o ihtimali zorladım hayatım. Yol boyunca başının etini yedim Ece'nin. Yeşim de bulmaya çalışmış kadını. Ergün'e söylediklerine inanmayıp yüzleşmek istemiş. Ergün onun için yurt dışına gitti demiş. Belki de bu yüzden bize bir şey söylemedi. Kendisi de ulaşamadığı için. Neyse Ece o sırada kocasından yardım istemiş. Çok detayına girmedi ama kocasının eli kolu bayağı uzunmuş. Ya o bile bulamamış. Anlayacağınız en son bu eve gelip ardından sırra kadem basmış. Ben biliyordum bulup denen bu adamdan korktuk çıkacağını. Eli kolu falan uzun, ne hayırdır? Allah'ım yarabbim ya. Ulan bu kadar şeyin içinden buna mı takıldım? Sakin olur musunuz ikiniz de? Asıl önemli olan şu. Bence olaylar sırasında Ergün de bulmaya çalıştı kadını. Bulamayınca ne mahkemeye ne de bize söyleyemedi. Bu neyi değiştirir pardon? Maalesef hiçbir şey Toprakçığım. Ben de onu söylemeye çalışıyorum. Belki de elimizdeki son kozu kaçırdık, haberimiz yok. Biz ne yapacağız o zaman? Esma Hanım söyledi.
uzaklaşın buradan dedi. Giderken anımdan öpmesi sizce de biraz garip değil miydi? Vallahi ben buradayım. İstiyorsanız siz gidin. Hadi ben yatıyorum, iyi geceler. Ne demek gidin lan? Biz bu ola beraber çıkmadık mı? Şş, alo. Ne oluyor amına koy? Uyu sen. Tırnaklarımı kesiyorum. Taşak geçiyorsun amına koyayım. Siktir git odanda kes. Ne yapayım? Tilbe odadan kovdu beni. Ya o zaman bir siktir git. Gözünü seveyim. Tilbe. Ne? Ne oldu kızım? Allah'ım yarabbim. Ozi. İyiydi kapının önünde, baksana bir. İyi diyorsun oğlum ya. Lan kalk! Ne yapıyorsun ya burada? Oğlum benimle makara mı yapıyorsunuz? Siktir git ya, ne salak. Ömer kurdum. Estağfurullah, siktirin gidin ya. Şerif abla! Ne? Ne oldu kızım? Tilbe? Amına koyayım ne bir şey. Bana da bana geldi birader. Hayatım, dışarı çıkmak ister misin? Abla orada 5 dakikadır bekliyor.
Kimsin lan? Alo! Taşak geçiyor benimle, taşak. Mesaj bu mu? Mesaj bu mu şimdi? Niye finali bu oda?
Ay Allah'a koy. Acaba Ozan'a izletmediğim görüntüler için kaçırıyorum. Ben Ozan yerim yok isterdim. Kimse var mı lan? Mesaj mı? Pervane mi? Efendim? Tamam. Geliyorum, aşağıdayım.
Anlatırım. Önemli bir şey. Yukarı bekleyin diyorum abi. Açtım, ne oldu? Sana söyleyemediğim bir şey var kanka. İşine ne kadar yarar bilmiyorum ama... Tilbe uykusunda sürekli senin adını sayıklıyor. Yani? Yanisi... Önce benden nefret ettiğini söylüyor. Ne alaka oğlum ya? Allah Allah. Oğlum seninki orada duruyor yine. Kız kafayı yemiş. Kıza bir şeyler oldu. Siktirip gidelim buradan ya. Tilbe? Tilbe hayatım? Kanka baksana kolonya falan var mı? Tilbe? Tilbe? Kolonya nasıl oğlum? Ne arar kolonya? Ya kanka belki çantasında falan vardır. Bir bak işte. Tilbe? Tilbe? Dur. Hayatım. Tilbe? Tilbe. Tilbe hayatım iyi misin? Tilbe? İyiyim. Hayatım? Ozan be! Tilbe buradan mı bırakın? Bekle beni, geliyorum hemen, tamam mı? Hop! Geldim. Oğlan! Tilbe buradan mı? Oğlum mesajını okuyordunuz aşağıda. Dur bekle. Tilbe! Tilbe! Yukarı yukarı bakalım. Gel gel, ben nerede bulacağımızı biliyorum kız, gel. Gel. Yukarıda da yok. Sen aşağıya baktın mı? Baktım. Buraya baktım. Gel benim mekanıma gidelim, gel. Tilbe! Burası neresi lan? Dün gece keşfettim. Uzun hikayeyi anlatırım. Tilbe! Yeah.
Neredesiniz amına koyayım? Bir saattir sizi arıyorum. Eline sağlık hayatım. İyisin değil mi? İyiyim. İyi. Hayatım, rica etsem bana bir bardak su getirir misin? Başına gelen şey şu an bizim başımıza geliyor. Bunlar kanıt oluşturuyor değil mi? Toprak, karım elden gidiyor diyorum, sen kanıt diyorsun. Bu evde bir şeyler oluyor oğlum. Olur yani. Lan dikme kanıtını şimdi. Hep beraber. Sağ ol hayatım. Yavaştan eşyalarımızı toplayıp yola mı çıksak? Ne dersiniz? Bu nereden çıktı şimdi? Hayatım, bizim yapacağımız bir şey kalmadı, ondan dedim. Olmaz. Toprağın işini halletmeden hiçbir yere gitmem ben. Olur, yarın sabah gidelim. Birdenbire nasıl oldu da böyle bir karar aldınız? Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Duydunuz değil mi? Ne diyorsunuz, ne duyuyorsunuz anlamıyorum ki. Hayatım, ikinci kez söylemek istemiyorum. Tartışmak hiç istemiyorum. Lütfen eşyalarımızı toplayıp gidebilir miyiz? İyi, gidelim. Geç bile kaldık. O kadın buradan gidin dediğinde gidecektik. İşler iyice boka sardı. Bu iş böyle devam etmez. Şimdiye kadar çektiklerim kanıt olursa olur. Yapacağım. Kanka? Keyfin nasıl? Ne oldu la? Demek benden sakladın ha. Neyi? Tilbe ile yatıp kalktığınızın kaydı varmış. Benden saklamışsın. Helal. Yakışır kardeşime. Lan yok öyle bir şey. Var var. Tilbe her şeyi anlattı bana. Ayrılmak istediğini de söyledi. Erdiniz mi muradınıza? Tilbe? Lan ne yaptın amına koyayım mı kızı? Seni seviyorum Toprak, anladın mı? Senin için her şeyi yaparım. Kızım gelme. Bana bir kere sarıl yeter. Bir kere ha? Bir kerecikten ne olur ki? (Gülüyor)
Kim o? Sen mi çaldın kapıyı? Alo?